Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımızda yine yeni formatla sütleyen otunun faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Sütleyen otu susuz, kıraç, verimsiz topraklarda yaşamaktadır. Genellikle Akdeniz bölgesine has bir bitki olan sütleyen otunun doğada 60 türü vardır. Ot su tarzında yetişen türlerde olmaktadır. Böyle odun su tarzında yetişen sütleyende olmaktadır. Sütleyen otunu böyle kopardığımızda özünden böyle süt gibi bir sıvı çıktığından ismini bundan almıştır. Sütleyen, sütlüce, sütlü ot gibi isimleri olan sütleyen otu kökleri toprağın 1 metre kadar derinlerine giderek toprağın yüzü kuru olsa da su ihtiyacını toprağın tabanlarından karşılamaktadır. Sütleyen otunun haricen kullanım alanları da vardır. Tohumları da yağlı olduğu için dahilen de kullanılabilmektedir. Ancak zehirli bir bitki olan sütleyen otu insanlık için hem fayda hem de zarar, zehir dağıtmaktadır. Ayrıca atalarımız geçmişte bu otu sudaki balıkları yakalamak için oksijeni absorbe ederek balıkların havasız kalmasını sağlayarak bayılma, felç ve ölmelerine sebep olarak atalarımız geçmiş zamanlarda sütleyen otuyla balık da avlamıştır. Küçük dere ve ırmak kenarlarında balık tutmak için de kullanılan sütleyen otu okyanuslardaki, denizlerdeki petrol tankerlerinin akaryakıt akıntılarında temizleme için de kullanılabilmektedir. Ayrıca sütlü bir ot olduğu için bazı kanatlı hayvanlara, tavşanlara verildiğinde anne sütünü de arttırdığı gözlemlenmektedir. Bu bol sıvılı olduğu için bunu doğadaki tırtıllar böyle çok sevmektedir. Yani bunlar neler olabilir? İşte omurgası canlılar olarak adlandırılan kurtçuklar sütleyen otunu çok sevmektedir. Nasır tedavisinde kullanılan sütleyen otu el ve ayak mantarlarında dolama, egzama, sedef hastalıklarında kullanılmaktadır. Ayrıca nasır tedavisinde oldukça etkilidir. El ayak mantarları tedavisinde normal mantar ilaçlarına göre etkisi 200 kata kadar etkili olabileceği gözlemlenmiştir. Ayrıca sütleyen otu zehirli böcek sokmalarında veyahut da zehirli hayvan ısırıklarında böceğin veyahut da hayvanın ısırdığı bölgeyi sütleyen otunun sütüyle dezenfekte edildiğinde bir ilk yardım aşaması olarak da bundan istifade edilmektedir. Sütleyen otu ayrıca bu kuduz hayvan ısırıklarına karşı olası kuduz hayvan ısırıklarına karşı tıpkı zehirli böcek sokmalarında olduğu gibi kuduz olduğundan şüphelenilen hayvanın ısırması sonucu ısırılan bölgeyi de sütleyen otunun sütüyle sürülerek dezenfekte edilerek bir ilk yardım aşaması olarak doğadaki sütleyen otundan istifade edilmektedir. Sütleyen otu zehirli bir bitki olduğundan bunu mera hayvanları, her çeşit yabani veyahut da evcil mera hayvanları tüketmemektedir. Ve odunsu bir bitki olan sütleyen otu doğada böyle birkaç yıl kalabilmektedir. Geçtiğimiz birkaç ay içinde çiçeklenme dönemi oldu. Kış ayında da geçirdi. Herhangi bir soğuktan, doğumdan, kırağı, buz ve aşırı sıcaklıklardan etkilenmeyen sütleyen otu çok yıllık otsu bir bitki olarak da odunsu bir bitki olarak da bu şekilde olmaktadır. İşte ağaç tarzında bir bitkidir. Bitkiyi böyle küçük satırla kesecek de yani bu tahra ve satırla doğrayarak bir çuvala doldurarak küçük dere ve ırmak kenarlarında otla balık tutmak için de kullanılabilmektedir. Vay anasını, amma sıcak hava. İşte bugün sizlere yeni bir kayıt sistemiyle, formatla 1920'ye 1080 formatında sizlere sütleyen otunun faydalarından, yararlarından bahsettik. Hoşçakalın.